Selamlar millet. Ne anı yok. Bu biraz vlog vari olacak. Zira size bir durumdan bahsetmek istiyorum. Şu an MTB üzerindeyim. Yolumuz beraber. Şöyle izah edeceğim durumumu. Yarıştan önce 5 Eylül yarışından bahsediyorum. İzmir Grand Fondo. O yarıştan önceki hafta 2 Eylül'de Perşembe günü ben jogging yani koşu antrenmanımı yapacaktım. Kısa bir antrenman olacaktı. Neyse antrenmanı çıktım ben. Çıktım işte önce hızlı yürüyüş ısınmak için. Isındıktan sonra biraz hafiften bu başladım koşmaya. Koşuya başladıktan işte 10 saniye 15 saniye sonra sol dizimde gerçekten enteresan bir acı oldu. O acıyla beraber ben de ne oldu herhalde soğuk olduğu için henüz tam ısınmadığım için bir ağrı oldu. Yaklaşık 100 metre daha böyle daha yavaş bir tempoda hafif hızlı koşu yani pardon yavaş koşu hızlı yürüyüş gibi bir tempoda gittim ama geçmedi ağrı. Geçmiş dedim zorlamayayım ben bunu. Zorlamadık neyse. Sonrasında ertesi günde hafif bir bisiklet antrenmanı yaptım. Cuma günü yani. Cumartesi zaten yola gidecektim. Pazarda yarış var. Malum. Böyle geçti. Pazar günü yarışa katıldık. Yani yarışa girmeden önce yarıştan sonra da bir şey hissetmiyorum açıkçası. Bizimle ilgili ama. Ve yorunca kendimi, çok fazla yürüyünce bizde ağrı olmaya başladı. Ben doktora gittim. Doktora gittim. Neyse ortopedi uzmanına şey yaptı. Kontrolünü yaptı ve MR çekti. Çektirdi daha doğrusu ve MR sonucunu hala bekliyorum açıkçası. Da yarın çıkacak. Durumu anlatayım istedim. Daha da trajikomik tarafı 6 Eylül gününde evde dinliyordum bir gün izin almışım iş yerinden. Dinlerken kapıya sol ayağımın serçe parmağına çok sert vurdum. Onu da göstermiştim aynı ortopedi uzmanına. Çatlamış. Yani sol ayakta bir sıkıntı oldu birkaç gündür. O yüzden bugün videom böyle yavaş tempo zorlamadan bir yere gideceğim. Burada zaman geçirip geri döneceğim. Neyse arkadaşlar durum bu. Durumu bilin. Bir hafta oldu antrenman yapamayalı. Geçen de çıkmıştım gerçi yine MTB ile. Bir 15-20 km trafik tempo sürmüştüm öylesine. Bu ara vloglar biraz uzarsa yoldaki vloglar bundandır yani bilin. Açıkçası yani ki doktoru söyleyeceği şeye bağlı. Doktora soracağım. Hani ne yapalım bisiklet ne yapalım. Koşu zaten biraz olur da. En azından bisikleti kurtaralım aradan. Onu yapalım antrenmanların yavaş yavaş. Ondan sonra bakacağız duruma. Yine bu bloğun altına yazarım sonucu. Merak eden arkadaşlar varsa orada paylaşmış olurum. Siz öğrenirsiniz. O zaman şimdi yol düşelim. Zaten geldik Laura Kavşağı'na. Hadi bakalım. Ya bu arada ışığı da açın da fark edelim ben taraftan. Bu arada enteresan bir şekilde arkadaşımızı açtım. Hava kapandı böyle. Hava durumuna baktık tabii ki hava durumu yarın yağmur gösteriyor öğlen saatlerinde ama yani saat şu an 7. Bu saatte umarım yağmur yağmaz. Bir kere yağmurda kalmışım var böyle. Gayet keyifli oldu. Havada sıcak olunca sıkıntı olmuyor. Neyse gidelim bakalım. Thank you.
Şu an dolu görünüyor. Hava bayağı dolu. Hava durumu yok diyor. Hava var diyor. Katakulde gelmez inşallah. Hadi bakalım devam. Evet şimdi geldik Konyaaltı Sapağı'na. Buradan Beach Park'ın üstü Parezler'den. Şu akışına faydalanalım. Evet şöyle göstereyim size Beach Park. Yukarıdan görünümü. Gördünüz mü yalnızlıklarını? Vallahi çıktılar. Her an sürpriz olabilir. Bu Anavut kaldırım yolu da şu anda gördünüz. Ya buradan yol silmek çok çok sıkıntılı oluyor. Bayağı bir titreşiyorsunuz yolda. Bununla gayet rahat hiç. Büyük teker avantajı var tabii. Amorsa da açık şu anda. Evet burası Beach Park arkadaşlar. Eskiden Beach Park deniliyordu. Herhalde hala aynıdır. Wild Card'a geçildi burası. Eskiden böyle düzenli daha böyle bir yer. Yani nasıl düzenli bir yer değildi bu kadar. Gene güzeldi ama şimdi daha iyi oldu. Çok daha şık bir yer oldu. Şimdi şu sahilden gidelim. Size sahili de göstereyim. Burası şöyle. Sahil kısmı. Burada denize girebiliyorsunuz. Burası sahil plajı. Bazı yerlerde var. Kiralayabiliriz. Onlar da mevcut. Bakın burada bisiklet yolu var. Buradan başlıyor ta Konyaaltı sonuna kadar. Limana kadar gidiyor bu bisiklet yolu. Çok başarılı bir çalışma oldu. Şimdi ben buluşan mekana yavaş yavaş geliyorum. Dedim ya yağmur bulutları feci görünüyor ileride. Sürpriz yapmazlar umarım. Yapmazlar. Bir şey yok. Evet arkadaşlar ben mekanı buldum. Beach Park'ta buluşacağım yeri. Oturum bekliyorum. Selamları fark ettik. Buradan sonra dediğim gibi biraz oturup dönüş olur. Dönüş çok kalınlık olmaz. Çekeceğim. Devam edeceğim orada. Böyle böyle yapacağız. Burada gökdeleş işinden söz verelim. Güzel şeyler yapacağız. O zaman şimdi kendinize bakın. Görüşürüz. Hadi bakalım. Evet dostlar. Selam. Tekrar. Abileri buluştum. Bu akşam. Bayağı görüşmek dışarıda beraber. Bir zaman ayırabildik. İşten böyle bir. Tam saatte ayrıldık. İş çıkışı sonrası. Buluşabildik. Güzel oldu. Şimdi ben tekrar dönüyorum. Mehtep'i de özlemişim bu arada ya. Hakikaten. Keyifli. Saat şu an 10-10 geçiyor. Ve etraf da canlı. İnsan geziyor falan. Eğleniyor. O zaman hadi bakalım. Yolda ufak tefek görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar madem geldik, yol teptik, bunu göstermeye çalışacağım size. Tabii küçük mercimek kadar sensörden tek bir şey gösteremeyeceğim. Şöyle Konyaaltı'nın ışıkları. Konyaaltı böyle gittiği zaman Beldivi, işte Kemer, Gönlü Kemer diye gidiyor o taraf. İşte Farez'le böyle çıkıyorsunuz kıvıla kıvıla. Burası da Antalya'nın dağ tarafı. Yamuşak görüyor musunuz, göremiyorsunuz. Başlarsı da deniz zaten. Bizim arkadaşlar burada. Evet, ben yola devam ediyorum şimdi. Hadi bakalım, görüşürüz orada. Burası Cumhuriyet Meydanı arkadaşlar. Bunu da görün size. Hadi bakalım. Evet, burası meşhur terastin olduğu yer. Bugün böyle bir hafif antrenman yaptığıma seviniyorum. Bir gezi yaptığıma seviniyorum. Dizimdeki ağrı çok yok. Hani yürüsem de aynı ağrı var aşağı yukarı. Evet geldik Lara'ya. Hadi bakalım. Evet dostlar. Bu minik bloğumuzda, mi bloğumuzda. Burada sonlandıralım kapının önünde. Çok hafif bir antrenman baktı. Bu hafif sakat nedeniyle o sakatlığın üzerine fazla gitmeden doktordan tam bir yani nasıl diyeyim destur almadan antrenmanlara yoğunlaşmak istemiyorum. Yarın inşallah öğreneceğiz. İyi sonuçta döneceğimizi ümidiyorum doktordan. Ondan sonraki görüşlere göre de kendimize göre bir şekilde alacağız. O zaman tekrar görüşürüz. Hadi bakalım.